biz şirketi ilk dev aldığımız geçen sene belki hatırlarsınız. Biz Haziran ayında dev aldık. Tam tarımsal sulama sezonunun ortasında aldık. Mahsuller yerdeydi yani ekilmiş, biçilmiş, sulanıyordu. Biz çiftçi zarar görmesin diye bir kampanya başlattık. O zaman gerçekten de çok yani ses getirdi kampanyamız Türkiye çapında. Hatta diğer şirketlerden, ya komşu şirketlerimizden, Toroslardan, bizden falan şikayetler geldi. Yani siz nasıl böyle bir kampanya yapıyorsunuz diye bize sistemler oldu. Biz çiftçinin tükettiği elektriğin %10 ve 15'ini istedik sadece. 10 ve 15'ini istedik. Yani yerine göre değişiyordu. 10 ve 15 ürüne göre değişiyordu. Biz o parayı istedik. Dedik ki bu parayı verirseniz biz sezonu sizinle beraber bitirelim, fit olalım. Size ekstra bir fatura çıkarmayalım. Bunu bu şekilde kapatalım dedik. Önce herkesten bir memnuniyet sesleri geldi, açıklamalar oldu, televizyona çıkıldı, biz de şahit olduğumuz, hatta bizim bazı sivil toplum kuruluşları teşekkür ettiler bize. İşte biz daha önce geçmişte haram elektrikle üretilen bir mahsulü alıp satıyorduk, biz o haramdan kurtulduk, teşekkür ettiler bize. Mardin'de aynı şekilde, özellikle Soma'nın yoğun olduğu Mardin, Urfa ve Diyarbakır bölgesi, böyle millet gerçekten teşekkürlerle geldiler bize falan. Tam zamanı geldi, ödeme zamanı geldi, karşımda hiç muhatap bulamadım. Bizim bölgemizde 25 bin tane soma abonesi var. 25 bin tane özel trafolu soma abonesi var. Maalesef kampanyamızı sadece ve sadece 750 kişi katıldı. Şimdi bizim tekrar aynı şartları, aynı işlemleri tekrar baştan başlatıp aynı hataya düşmemizi yani bekler misiniz bize? Yani ben, o faturaya yansıyan kayıp kaçak nedir biliyor musunuz? O fatura yansıyan kayıp kaçak ulusal tarifle de Türkiye ortalamasıdır. Türkiye ortalaması kayıp kaçak oranı tarife yansıtılıyor. Burada mesela biz şu anda ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki bölgemizde 175 kaçak vardır. Yani %75 kaçak. Eğer ulusal tarif olmasaydı o tarifedeki, o faturadaki kayıp kaçak oranı %75 olacaktı. Yani ne olacaktı biliyor musunuz? Bizim şu andaki elektrik fiyatımız 3 katına çıkacaktı. 3 katına çıkacaktı ama şu anda ulusal tarife var. O %15'tir zannedersem, tam aklımda kaldığı kadarıyla. O %15'lik kayıp kaçak oranı bütün Türkiye'deki bütün kullanıcıların alıyor. Yani kaçağı kullanıp kullanmadan bakılmadan bu bir nevi şebekenin firesi. Yani elektrik gelirken, elektrik üretim noktasından tüketim noktasına gelirken bir firedir. Yani herhangi bir mal mülk getiriyorsunuz ya, bir nakliye yapıyorsunuz ya, o arabadan düşüyor, devriliyor, ne oluyor, dökülüyor falan. O filesi olarak algılanıp faturalara ekleniyor. Bu yıllar yani elektrik Türkiye'de var olanı belli böyle bir yöntem vardı zaten. Bu filesidir. O en son EPDK'da ile bir karar aldı. O ayrıştırıldı. Tepki oluştu hatta. Ama daha önce de vardı. Bundan sonra da olacak çünkü bu hizmetin yürütülmesi esasında ortaya çıkacak çıkan filedir o kayıp kaçak. Yani bizim bölgemizde sadece orada %15 diyorum ya, %15 almıyoruz şu anda faturalarımızdan. Ama maalesef bölgede %75 kaçak var yani. Yani eğer siz o kayıp kaçak... Faturadan mı? Evet. 10 lira faturan geliyorsa 1 lira. Tabii. Ama senin faturan normalde 1 lira. Şimdi... Anladın mı? Yani, bu net taşımanın bir anlamı yok. Yani dediğim gibi ben de TEDAŞ kökenliyim. Geçmişlerinde hatalar yapıldığına şahit olduk bu bölgede. O hatalar olmaz inşallah. Yani biz tabi sayaçlar biriktirildi, ambarlarda bekletildi. Hiçbir işleme tabi tutulmadı. Üzerine zaman, epey bir zaman geçti. Üzerine sonra ceza kesildi. Vatandaşın, o cezaya muhatap olan çoğu insan zaten yoktu yerinde. Yani yer değiştirmiş. Bir şekilde onun itirazının önü tıkandı. Tamamen bir bir karmaşa ortamı oluştu. Biz öyle yapmıyoruz. Varsa bir ceza anında işleme tabi tutuyoruz anında. Hiç biriktirmeden en kötü ihtimalle sayacı gelip sayacı registrasyonuna orada hemen testten geçir bir hafta içinde ve ortaya çıkar ne oldu. Yani biz öyle çok ceza yazma meraklısı değiliz. Şimdi o sitesin biz daha çok sayacıda kaçak kullanımı azaltacak yöntemlerle uğraşıyoruz şu anda. Yani sayaca ulaşımı önleyecek tedbirler almaya çalışıyoruz. Yani bizim şu andaki gayemiz oldu. Ama buna rağmen bizim bu tedbirlerimizi atlayıp kaçak kullanmaya özellikle kaçak kullanmakta sayılan yerler varsa da biz cezayı baslarız.